Sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbül alemin olan, hakimi ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar merak aver ve saadet averdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimetini yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzukeş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki keşke bir vasıtayı muhabere olsaydı, doğrudan doğruya o zatla konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım, benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişkâr ve merak aver olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam 70 bin perde arkasında o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in marziyatını doğrudan doğruya Miraç semeresi olarak hakkal yakin işitip getirip beşere hediye etmiştir. Evet, beşer kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki, biri gidip dönüp haber verse hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki, kamer bir sinek gibi küre-i arzın etrafında pervaz eder. Küre-i arz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki o malikül mülki zülcelalin bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayip bir sanatını ve alemi bekada hazain-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu Zat-ı Kemal'i merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın.